Elbette ki beraber yürürken kardeşlerimizin biatına da şahit oluyoruz, kefil oluyoruz. Söylüyoruz. Kardeşlerimiz bizi dinlediğinde, imanda bize tabi olduğunda, beraber yürümeyi kabul edip adım attığında, yürümeye başladığında, Rabbim sana geliyorum dediğinde, eğer kazanmazsa, Allah'a dost olmazsa, kıyamet günü hesabını bize sorsun diyoruz. Hep beraber kazanacağız inşallah. Geldiğimiz bu dünyada kaybolmuşuz tabii. Kendimizi kaybetmişiz. Öyle perdelendi ki kendimizi kaybedecek kadar. Kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi, neye geldiğimizi, bizi gönderen Rabbimizin üzerimizdeki muradının ne olduğunu unuttuk. Onu kaybettik yani. Oysa ki mesela bazen söylüyoruz, bize göre dünyanın nasıl olması gerekirdi? Eğer hep beraber Allah'ın huzurundan geldiysek, öyle bir halimizin olması gerekirdi ki, anasını, babasını, akrabasını, her şeyini kaybeden bir çocuk gördüğümüzde nasıl ki böyle içimiz yanar, ona sarılırız, onu böyle o acısını dindirmeye çalışırız. Birbirimize bakarken öyle bakmamız gerekirdi. Rabbimizi kaybetmişiz. Rabbimize gidecek yolu bilmiyoruz. Birbirimize sarılıp ağlamamız gerekir. Biri nasıl böyle anasını babasını kaybedince kardeşler birbirine sarılıyor ya, öyle. Biz kardeşiz. Bizim birbirimize sarılıp Rabbimize gitmemiz gerekir. Rabbimizi kaybetmişiz. Daha bundan acı bir şey var mıdır? Birbirimize merhamet edip birbirimizi sevmemiz gerekir. Sevip Allah yolunda yürürken birbirimize destek olmamız gerekir. Onun için söylüyorum, ben şöyle düşünüyordum doğrusu. Yani dünya, oradakiler aşağı indiği için, Rabbine gitmek için herkes birbirine yardım eder, destek olur. Şimdi evet, şöyle olmalıydı, bir kısım insanlar bir yerde oturup Allah'ı zikretmeli, bir kısmı Allah'ın kitabını okuyup ders edinmeli, bir kısmı başka bir iyilikte koşmalı, insanlara yardıma koşmalı, kazanmak için, Allah'a giden yolda yürümek için, koşmak için. Birbirine böyle destek olmalı. Evet, bakıyoruz, sanki böyle oradan gelmemiş, Rabbinin huzurundan gelmemiş gibi bir hal, bir tavır içindedir. Rabbinin kendisinden ne istediğini dert edinmiyor. Yani bakınca bu nasıl bir şeydir böyle? Nasıl unuttuk bu kadar? Nasıl bu kadar perişan hale geldik? Nasıl kardeş olmaktan çıkıp birbirimize böyle düşman olduk? Niçin? Neden? Tek bir sebebi var. Nedir o? Elbette ki nefis. Nefsin arzuları, istekleri. Zatın biri yolda yürürken dervişleriyle beraber böyle sokakta köpekler oynuyor. Birbirinin üzerine böyle atlıyorlar, yuvarlanıyorlar, oynuyorlar. Diyor, dervişlerden biri dedi ki, efendim bu köpekler ne güzel birbirleriyle oynuyorlar, birbirlerini seviyorlar. Keşke insanlar da öyle olsaydı. Diyor, o zat buyurdu ki, evet şimdiki halleri budur ama aralarına bir kemik at, o zaman görürsün. Birbirlerini kan revan içinde bırakırlar. Evet. Bir kemikten dolayı. İnsan da öyle olmuş. Köpekten daha aşağı olmuş ki dünya için, para için, mevki için böyle birbirini kan revan içinde bırakabiliyor. Yani insan bu kadar mı alçalmalıydı?
Oysa ki hep söylüyoruz. İnsan, insan için cennet de olur, cehennem de. İnsan, insanın cennetidir de, cehennemidir de. Eğer sen insana cennet olursan, hayır olursan, ikram olursan, hidayet olursan, muhabbet olursan, o gönülden Allah'ın muhabbetini alırsın, ikramını alırsın, rahmetini alırsın. Ama ona azap olursan, sıkıntı olursan, oradan da Allah'ın gazabını alırsın. Bu tercihi insan kendisi yapıyor. İnsana düşen, insana cennet olmaktır. Cennet olup, oradan Rabbinin rızasını, isimlerinin güzelliğini, tecellisini almasıdır. Başka nasıl kazanır? Çokça namaz kıldı diye mi? Çokça ibadet yaptı diye mi? İnsan olmamış, insan olamamış. Evet. Allah gönüle tecelli ediyor, gönüllere tecelli ediyor. Mümin, Müslüman ya da gayrimüslim fark etmiyor. Hayvanlar da buna dahildir. Yani bir hayvana muamele yaparken o hayvandan dolayı rahmeti de kazanabilirsin, Allah'ın sevgisini de kazanabilirsin, gazabını da kazanabilirsin. Ölçüsü böyledir yani. İnsan olamayan hiç Müslüman olur mu? Ben Müslümanım diyor, hiç insan değildir. Söyledim biraz önce. Evet, o aralarına kemik atılmış köpekler gibi. Evet, inşallah birbirimize cennet olacağız.